Basın mensupları bir söz vardır Anadolu'da, ar damarı çatlamış derler. Artık bu söz utanma duygusunu kaybedenler için kullanılırdı ama Türkiye'nin içinde bulunduğu ortam tam da aslında böyle bir dönem. Yani ar damarının çatladığı bir dönemle karşı karşıyayız maalesef. Sizler de biliyorsunuz ki dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün akşam bir önerge getirildi. Aslında sadece bu önerge değil, maddenin tümü sorunludur. Ancak bu önergede çocuklarımızın tecavüzcüleriyle evlendirilmesine yönelik olarak bir nevi ortam hazırlanmış oldu. Taciz, tecavüz, cinsel istismar meşrulaştırılmış oldu. İşte biz buna yönelik sözümüzü yükseltmek, itirazlarımızı bir kez daha meclis kürsüsünden ve aynı zamanda meclisin basın odasından duyurmak istemiştik. Şimdi bununla ilgili olarak şunu özellikle söylemek istiyorum. Dün geceden beri sürekli tepki telefonları geliyor. Ve bu tepki telefonları çerçevesinde mağdur ailelerden de tabii ki bağlantı kuranlar var ama özellikle çocukları tacize, tecavüze, cinsel istismara uğramış olan ve bu suçlunun cezasını çektiği için içi bir nebze rahat olan ailelerden çok yoğun telefon aldım. Bizler şimdi bir siyasetçi sorumluluğuyla bu konuyu değerlendirmek durumundayız değerli arkadaşlar. Dün bir kez daha gece yarısı operasyonuyla AKP'nin evrensel hukuk normlarına uymayan, hiçbir akla mantığa, vicdana sığmayacak olan bir önergesine maalesef tanıklık etmek durumunda kaldık. Artık bir kez daha pes artık deme noktasına geldik. Aslında bu duruma şaşırdık mı? Üzülerek söylüyorum. Şaşırmadık. Çünkü Ensar Vakfı'nı aklayan ve bir kereden bir şey olmaz diyen zihniyet ya da çocuklarınıza çığlık atmayı öğretin diyen bir zihniyet. Canım onun orada ne işi varmış cümlesini kurabilen siyasi kadroların oluştuğu bir yapı. Elbette böyle bir önergeyi de getirebilirdi. Burada aslında şaşırtacak bir unsur olmadığını da ifade etmek durumundayım. Değerli arkadaşlar, sizlere biraz da bu fikri, bu düşünceyi temsil edenlerin zihniyetini ortaya koymak adına dün akşam televizyon kanallarında AKP milletvekili, eski milletvekili adayı olan Vahdettin İnce'nin kullandığı bir cümleyi de söylemek istiyorum. Kendisi diyor ki, İslam hukukuna göre buluğ çağına giren kız çocukları evlendirilebilir ve bunun çocuk istismarı olarak görülmesi İslam'a aykırıdır. Ben bugün bu kişiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunacağım. Suçu öven, suça teşvik eden, dini istismar eden bu şahıs elbette cezalandırılmalıdır. Ancak bu açıklamam adeta bir malumun da ilanıdır. Çünkü AKP zihniyeti çocuk yaşta evlilikleri meşrulaştırıyor. Bunu kelime oyunlarıyla, yasalarla oynayarak yapmaya çalışıyor. Ben buradan Sayın Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Sayın Bakan, tecavüzcüyü aklayan, masum gösteren, tecavüzü olağan gösteren, tecavüze uğrayanı adeta tecavüzcünün önüne atan önergeleri gece yarısı meclise getirmek yerine işte sapkın açıklamalar yapan bu zihniyetlerle ilgili olarak lütfen iş ve işlem yapınız. Dikkatinizi çekmek istediğim bir konu daha var arkadaşlar. Bu madde meclisteki kadın örgütlerinin, meclise gelen kadın örgütlerinin her türlü itirazına rağmen yapıldı. Kadın örgütleri daha öncesinde komisyonlarda gerekli açıklamaları yaptılar, görüşlerini ortaya koydular. Ama maalesef bir kez daha kadın örgütleri yok sayılmış ve onların görüşleri hiçbir şekilde kale alınmamıştır. Bakın dün geceden beri bu maddeyi, bu önergeyi konuşuyoruz. Dediğim gibi aslında maddenin tümü sorunlu. Bu madde cinsel ilişkide rıza yaşını 15'ten 12'ye indiriyor değerli arkadaşlar. Bu 12 yaşında yapılan evliliklerin de meşrulaştırılması anlamına geliyor. Yani bugün yapılan açıklamada Sayın Bakan Bekir Bozdağ bu geçici bir düzenlemedir, bir defa uygulanacaktır demiştir. Biz AKP'nin bir defadan bir şey çıkmaz cümlesini zaten çok iyi biliyoruz ama şunu çok net ifade etmek lazım. Bir kez daha halka yanlış bilgi veriliyor. Çünkü bu düzenlemeyi zaten bir kez çıkardıktan sonra yeni bir yasaya ihtiyaç kalmayacaktır. Zaten 12 yaşından itibaren gerçekleştirilen her türlü cinsel taciz, tecavüz, istismar nedeniyle bundan sonra hiç kimse cezaevine girmeyecektir. Hiç kimse hapse girmediği için de yeni bir yasa çıkarmaya, yeni bir önerge vermeye zaten ihtiyaç doğallıkla kalmayacaktır. Bakın kadın örgütlerinin emeğiyle, yüreğiyle, kararlı mücadelesiyle
1 Ocak 2002'de yürürlüğe giren medeni yasa ve gene 1 Haziran 2005'te aslında 1 Ocak'ta gelecekti, 6 ay geciktirildi. 1 Haziran 2005'te yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası'ndaki kadını güçlendiren düzenlemelerden AKP iktidarının son derece rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu madde 2005'te kazanılmış olan haklarımızın geri alma operasyonunun ilk adımıdır. Sizi uyarıyorum. Bu madde kazanılmış haklarımızın geri alma operasyonunun ilk adımıdır. Ama bizler ve kadın örgütleri buna asla ve asla izin vermeyeceğiz. Bunun bu şekilde bilinmesini buradan çok önemsiyorum. Değerli basın mensupları, hepimiz siyasi kimliklerimizi, görevlerimizi, ünvanlarımızı bir kenara bırakalım. Hepimizin ailesinde çocuklar var. Şimdi bu önergeyi hazırlayanlara, imza atanlara, evet oyu verenlere sormak istiyorum. Hangi yüzle sokağa çıkacaksınız? Çocukların yüzüne hangi yüzle bakacaksınız? Tecavüz mağduru olan çocuklarımızın karşısında hangi yüzle durabileceksiniz? Yarın öbür gün halkın önüne çıktığınızda yüzünüz kızarmayacak mı? Ben bu vekillerin isimlerini de buradan bir kez daha deşifre etmek istiyorum değerli arkadaşlar. Mehmet Muş, Halis Dalkılıç, Mücahit Durmuşoğlu, Ramazan Can, Hacı Bayram Türkoğlu ve İlyas Şeker. Evet, önergede imzası olan milletvekillerini buradan bir kez daha bu önergeyi geri çekmeye davet ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu kara lekeyi, bu utanç önergesini tarih hiç şüphesiz yazacaktır. Kadın düşmanı, çocuk düşmanı bir iktidarla karşı karşıyayız desem sanıyorum yanlış olmaz. Biz bunu kendi adımıza, kendi tespitlerimiz olarak söylememize gerek yok. Zaten rakamlar bunu söylüyor. Kadına yönelik şiddetin %1400 oranında olduğunu, 2009'dan bu yana kadına yönelik şiddet oranlarını sorduğumuzda önergelerimize yanıt alamadığımızı sizler biliyorsunuz. Gene ben 24. dönemde yaptığım basın açıklamasında da 2009-2013 yılları arasında çocuk taciz, tecavüz ve cinsel istismarlarında %400'lük bir artış olduğunu sizlere daha öncesinde açıklamıştım. Sizlere bir başka veriyi daha iletmek istiyorum. 2010-2015 yılları arasında 15 ve 17 yaş arasında 142.298 çocuk doğum yapmış değerli arkadaşlar. Yani bu çocuklarımız sadece erken yaşta evlendirilmiyor, aynı zamanda erken yaşta da daha kendi bedenini keşfetmeden bir başka bedene can veren annelere dönüştürülüyor. İktidar gerçeklerin üzerine örtebilir ama gerçeklerden kaçamaz. Yıllardır kadına şiddet verilerini açıklayamıyorsunuz. Yıllardır 4 artı 4 artı 4'ten sonra kaç kız çocuğunun anaokuluna, kaç kız çocuğunun okula devam edemediğini açıklayamıyorsunuz. Yıllardır çocuk gelin sayısını saklıyor, resmi evlilikler üzerinden açıklama yapıyoruz diyorsunuz. Hiç mi yüzünüz kızarmıyor diye sormak istiyorum size. Sevgili arkadaşlar, artık sözün bittiği yerdeyiz. Şeriat hükümleriyle yönetilen ülkeleri mi model alıyor Türkiye diye sormadan edemiyoruz. Cahiliye döneminde doğan kız çocuklarına ölümden başka seçenek sunulmazdı biliyorsunuz. Şimdi de buna benzer bir sürece giriyoruz maalesef. Ölüm tek kurtuluş yoluymuş gibi kadınları çaresiz bırakan bu zihniyet, ülkenin milyonlarca kadınını yönetmeye çalışıyor. Hatırlamakta fayda var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, kürtaj tartışması sırasında tecavüz sonrasında dünyaya gelen çocuklar için bebekler niye ölüyor, anası ölsün demişti. Bu yasayı meclis gündemine taşıyanlara da şunu sormak istiyorum. Artık tecavüzcüsüyle evlenmezse kadınlara ölsün mü demek istiyorsunuz? Peki, sormak isterim size. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde 20 erkek tarafından senelerce tecavüze uğrayan o kız çocuğunu nasıl koruyacaksınız? Gaziantep'te tecavüze uğrayan 9 aylık bebek bu yasanın neresinde? Engelli olduğu için, ses çıkaramadığı için tecavüze uğrayan çocuklarımızın ailelerine bu durumu nasıl anlatacaksınız? Sayın Bakan Bekir Bozdağ muhalefet kendine maden buldu diye bir açıklama yapıyor. Siz kadın haklarını, çocuk haklarını bir maden olarak mı değerlendiriyorsunuz Sayın Bozdağ? Sizin zihniyetinizde insana insan olduğu için sahip çıkmak bir çıkar ilişkisi midir illaki?
Amacınız artık açık cezaevi haline gelen Türkiye'de cezaevlerinde yer kalmadığı için tecavüzcüleri serbest bırakarak, aklayarak dışarı salıvermek midir? Sayın Bakan, bu yasadan yararlanabilecek yaklaşık 4000 kişi olduğunu dile getirdiniz. Haksız yere gazeteciler, akademisyenler, muhalifler içeri atılırken bu 4000 kişiyi salıvermek sizin adalet anlayışınıza sığıyor. Sevgili arkadaşlar, buradan Ankara Barosu nezdinde tüm kadın hakları temsilcilerine, tüm kadın örgütlerine ki dün geceden beri sürekli yakın temas içerisindeyiz, herkese sesleniyorum. Çocuklarımızın hakkı için kol kola vermeliyiz. Hep birlikte mücadele etmeliyiz. Bu yasanın mecliste tartışılmasına dahi izin vermemeliyiz. Öyle diliyorum ki o önergeyi geri çekme kararı bugün çıkar. Yarın çok geç olmadan bu hatadan dönülsün. Buradan AKP milletvekillerine de sesleniyorum. Değerli arkadaşlar, iki seçeneğimiz kaldı. Ya bu karanlığa teslim olacağız ya da o kirli elleri çocuklarımızın yakasından çekip onlar için özgür bir dünya kuracağız. Çocuklarımızın, o yaştaki çocuklarımızın, hani diyorlar ya kendi rızasıyla birlikte oldu diye, tek bir rızası olabilir. O da oyun oynamaktır. Onun için susmayacağız, yılmayacağız, sinmeyeceğiz. Her türlü haksızlığa, hukuksuzluğa karşı sesimizi yükseltmeye, mücadelemizi deri tutmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinize ilginiz için teşekkür ediyorum.